I just wanna rolly, rolly, rolly with a dapper wrench. I already got some designer to hold on my pants. Pınar Deniz başrolünü Burcu Biricik ve Aras Aydın'la paylaştı. İnsanlar İkiye Ayrılır filminin galasına sevgilisi Yiğit Kirazcı ile el ele katıldı. Yiğit Kirazcı galada sevgilisinin heyecanına ortak oldu. İyi akşamlar Yiğit Bey. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. İnsanlar ikiye ayrılır. Filmindeyiz. Sevgiliniz Pınar Deniz'de başrol oyuncusu. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi çok heyecanlıyım ben de. Çok merak ediyorum. Ondan sonra iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Çekim esnalarında siz de gittiniz. Uğradınız. Set ziyaretleri meşhurlaştı artık. Hani baklavalar alıp sizlere gidiliyor. Yok. Hiç uğramadım. İzlediniz mi peki filmi daha öncesinden? Birazını diyebilirim. İyi buldum. Yani bakacağım şimdi bir izleyelim göreceğiz. Kirazcı ilk bölümü 21 Eylül'de seyirciyle buluşacak olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrol oynuyor. Siz nasılsınız peki? Neler yapıyorsunuz? Nasıl her şey yolunda? Mı? İyiyim, her şey yolunda. Ondan sonra sete gidiyorum sürekli. Onun dışında bir şey yok yani. Bilmiyorum. Peki saçlarınız yeni tarzınız mı? Sizin sakallarınız gibi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Pınar Deniz, daha sonra Tunç Şahin'in yönettiği ve 10 Eylül'de vizyona giren İnsanlar İkiye Ayrılır filmindeki rol arkadaşlarıyla beraber soruları yanıtladı. Biz pandemi döneminde çektik bu filmi ve ilk çıkan filmdik aslında o süreçten sonra. Senaryosu gerçekten çok güzel olan borçlu alacak ilişkisi. Rica'yla bunun şakasını yaptım, tabii ki yapacaktım. Üzerine kurulmuş ve böyle çok dinamik bir iş çektiğimizi düşünüyorum ve izleyen herkesin de çok etkileneceğini düşünüyorum. O yüzden lütfen 10 Eylül'de sinemalara gidin ve sinemaları yalnız bırakmayın. Biz de belki orada oluruz. Tekrar. Efendim, ben borçlu kısımdayım. Ben biraz borçlu kısımdayım. Böyle hayat enerjisi çok yüksek ve kendi kafasına göre yaşayan bir kızın aslında bu düştüğü durumda, yani o sistemde nasıl ayağa kalktığını göreceğiz. Bir de sürprizli bir durum var. Tabii ki spoiler olacağı için söyleyemiyorum. Ama tekrar söylüyorum, filme gittiklerinde zaten çok şaşıracak ve mutlu olarak ayrılacaklar işte. Camdaki Kız dizisinin alanı Burcu Biricik filmin konusunu özetledi ve herkesi sinemaya gitmeye davet etti. Valla ben biraz böyle özellikle, evet, biz pandeminin ilk film, ilk sete çıkan filmlerinden bir tanesiyiz galiba. Üzerine 2 yıl geçti filmimizi çektikten sonra. Ve galiba vizyona giremeyeceğiz ve vizyon hikayemiz yalan olacak diye düşünürken şu an galadayız. Galada burada bizimle birlikte olan insanları görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Pınar'ın dediği gibi sinemanın yaşayabilmesi için, evet, dışarıda sinemalara gidiyor olmamız lazım. Aşı yapıyor olmamız lazım. En azından kendi sosyalliğimiz ve ruhumuz için. Filmimiz de, evet, yeni nesil ve farklı bir hikaye. İnsanların izlemekten hoşlanacağını düşündüğüm, görmeye çok alışık olmadığı türden bir hikaye. Ve filmin hikayesinde çok fazla psikoloji üzerinde oynanan oyunlar, manipüle edilen kişiler var. Ama bence filmin güzelliği şu ki, biz hikayede ki karakterlerin psikolojileriyle oynarken aslında bir yandan seyircinin de aynı şekilde psikolojileriyle oynuyoruz. O yüzden keyifli bir film, içinde olmaktan çok büyük mutluluk duyduğum bir film. O yüzden herkesi sinemalara bekliyoruz. Teşekkürler. Biricik sette koronavirüsle ilgili tüm önlemlerin alındığını hatırlattı. Ben ilk pandemi başladığı zaman ve bu virüs ortaya çıktığı zaman setleri durdurun ve hemen, yani bir şey yapılması lazım, setlerin durdurulması gerekiyor diye düşünen insanlardan ve bunu paylaşan insanlardan bir tanesiydim. Ve bu set bize şey gösterdi ilk defa, pandemiyle birlikte nasıl hareket etmemiz gerektiğini ve nasıl tekrar çalışmaya devam edebilmemiz gerektiğini öğretti. O kadar güzel önlemler almışlardı ki bence bütün sektöre de örnek oldu daha sonrasındaki şeyde. Ve şimdi de yine galiba ilk vizyona giren filmlerden bir tanesiyiz. O yüzden şimdi de şunu öğreneceğiz seyirci olarak. Pandemiyle birlikte hayatımıza nasıl devam ettiğimiz, ama doğru önlemler alınarak. O yüzden bence bundan sonrası hepimiz için çok daha rahat ilerleyecek bu anlamda. Son olarak İkimizin Sırrı dizisinde başrol oynayan Aras Aydın'la filmin kadın oyuncularını övdü. Vallahi yine hanımlar her şey çok güzel şekilde özetledi. Biz buna genelde bırakmıyoruz. Ya güzel oluyor. Ben saatli bomba gibi olduğum için bütün filmi buraya atarım falan diye korkuyordum. Ama yine
söylerim yani. İki kişi kendimden mi? Tamam. Söylemiyorum. Evet, çok tamam. Seni söylemiyorum. Başak arkadan. Gerçekten öyle. Çok hasret kaldık. Yani film izleyen insanların, sinema bizim hayatımıza çok önemli bir yere sahip. O yüzden böyle pandeminin de bunaltması bitmişken böyle bizim filmimizde tekrar böyle bir sinema salonunda olmak çok mutluluk verici. Her yerde söyledim, burada bir daha söyleyeceğim. Gerçekten yani Türkiye'de böyle zor zamanlar geçirdiğimiz durumlarda bu kadar güçlü, güvenilir, ayakları yere basan çok güzel ve yetenekli kadın oyuncularla beraber aynı filmde yer almanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyorum. Ya. Bunu söylerken de çok samimiyim. O yüzden herkesi bekliyoruz. Çok güzel bir film. Çok güzel bir şekilde çalıştık. İnsanlar iki ayrılır filminin oyuncularından Başak Daşman'a rol arkadaşları tezahürat yaptı. Borçlu alacaklı diye gidiyor hep hikaye. Yani hepimizi ilgilendiren. Yani bugüne kadar işlenmemiş bir konu. Ama herkes bu hikayenin bir yerinde mutlaka bulundu bu ülkede. Ben de ilk hikayeyi duyduğumda, yani bu konunun aslını öğrendiğimde böyle şeyler mi oluyor diye şaşırmıştım. Sonra Tunç bunu yazmış, çok da güzel yazmış. Biz de elimizden geldiği kadar oynadık. Ben çok seviyorum filmimizi, bayağı beğendim. Muazzam oynadınız. Evet efendim, muazzam oynadınız. Hadi şarkı oynayın. Filmin başrol oyuncularından Aras Aydın'ın sevgilisi Melis Birkan da galaya katılanlar arasındaydı. Çok heyecanlıyız. Ben de izlemedim filmi, bilmiyorum. Sadece Aras'ın anlattıklarından birazcık hikayeyi biliyorum. Ama ve daha önce hiç işlenmemiş bir hikaye olduğunu biliyorum sadece. O yüzden izleyeceğim şey için çok heyecanlıyım. Çok da uzun zaman oldu işte, ta pandeminin başında çekildi. Çok uzun bekledik yani, ama güzel olacak inşallah. Birkan geçmişte kendisinin de rol aldığı Leyla ile Mecnun dizisinin yeni bölümlerini henüz izleyemediğini söyledi. Leyla ile Mecnun yıllar sonra yeniden bir platformda buluştu. Tam kadro denildi. Siz ilk Leyla ile Mecnun'un son final bölümünde de vardı. Ama Leyla'lar hep değişiyor. Bir problem yok. Hayır, hiçbir problem yok. Leyla'ların öyle bir değişim ve dönüşüm problemi var. O yüzden ben zaten 7. Leyla'ydım. Şimdi yeni bir Leyla oldu. Eminim o da çok güzel olacaktır. İzleme fırsatı buldunuz mu? Hayır, daha izleyemedim. Ama mutlaka izleyeceğim. Aslında birazcık da biriktirmek istiyorum. Birkaç bölüm böyle üst üste olursa daha tadıyla izleyeceğim. Peki. Issız Adam filmiyle ünlenen Melis Birkan, Aras Aydın'la ilişkisinin çok iyi gittiğini ve evlenmeyi planladıklarını belirtti. Her şey yolunda mıdır? Her şey yolunda. Her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor. Pandemi zor bir zamanı birlikte geçirdik. Çok da güzel geçirdik. O yüzden umarım herkesin başına. İnsan evlilik planları var mı peki böyle? İnşallah. İnşallah. Öyle planlarımız var. Zaten olduğu zaman da mutlaka haberiniz olur. Sen kendi pandemi araya girince biraz ertelenmiş bir şey hissettim ama. Yok, öyle bir şey değil. Ertelenmiş bir şey değil ama hepimizin hayatları doğal olarak durdu. Bir sürü şeyi yapmak zorlaştı. Ama inşallah mutlaka haberiniz olur. İnşallah. Son olarak yeni projeden bahsedelim. Neler yapıyor Melis Birkan? Şu anda valla yaptığım televizyon anlamında bir şey yok. Beklediğim bir süreç içerisindeyim. Okuduğum şeyler var. İnşallah yakın zamanda ben de ekranlara geri dönmek istiyorum. Özledim çünkü. İnşallah diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok merhaba. Sağ olun. Çok merhaba.